Türkiye, milli ekonomi, milli enerji ve milli teknoloji hamleleriyle dünyanın gıpta ettiği ülke haline geldi. Son yıllarda özellikle milli teknoloji hamleleriyle terörle mücadelede önemli yol kat eden Türkiye, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarıyla düşmana göz açtırmıyor. İHA ve SİHA'larla yükselen ve güç haline gelen Türkiye, dünyanın sayılı devletlerinden biri konumuna geldi. Dünyada ilk 5'e giren Türkiye bu konuda her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. Baykar savunma sanayi ile üretilen yerli SİHA'lar, Suriye ve Kuzey Irak gibi teröristlerin yuvalandığı bölgelerde Türkiye tarafından etkin bir şekilde kullanılırken, ihraç ettiğimiz ülkelerde düşmana bölgeyi dar ediyor. Özellikle son zamanlarda gündemimizde olan Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki başarısında Bayraktar SİHA'ların önemi tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Yurt dışında İHA ve SİHA'larımızla ilgili yapılan haberlere geçmeden önce videolarımızdan anında haberdar olabilmek ve kanalımıza destek olmak için lütfen abone olup zil ikonundan bildirimleri açınız. Videoyu da beğendiğiniz zaman daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Türkiye'nin savunma sanayinde en iyisi haline gelmesinde büyük bir rol alan ve bu başarının altında imzası olan isimse Selçuk Bayraktar. Baykar Savunma'nın kurucusu ve aynı zamanda genel müdürü. Son zamanlarda ismini zaten çokça duyuyoruz. Çünkü artık sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda tüm dünyada ismi geçiyor. Hatta kendisinden Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam diye bahsediliyor. Dünya basınındaysa Türkiye'nin ve Türk milletinin bu başarısı büyük bir yankı oluşturdu. Geçtiğimiz aylarda İngiliz gazetesi olan The Guardian adlı gazetede Bethan McKernan ve Dan Sabah isimli imzalı yayımlanan bir haberde ADO-MBM teknoloji şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı iddia edildi. Bu sözde iddiaya ise devletimiz ve milletimiz adına Twitter hesabı üzerinden tokat gibi, hatta bırakın tokadı, Osmanlı tokadı gibi cevap veren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Mekanik kilit, sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız. Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'te. Kendi göbeğini kendin kes. Açıklamasını yapmıştı ve açıkçası ağızlarının payını almışlardı. Geçtiğimiz günlerde ise tekrar İngiliz The Guardian gazetesi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve üretilen SİHA'lara ilişkin önemli bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'nin SİHA teknolojisindeki önemli atılımlarından ve dünyanın bu alandaki en önemli ülkelerinden biri haline gelişi anlatıldı. Aynı zamanda Selçuk Bayraktar'a ilişkin çarpıcı ifadelere de yer verildi. Makalede Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayine verdiği zarar 16 trilyon dolar. Artık tankların bir önemi kalmadı ifadeleri kullanıldı. Nitekim artık çağımızın tank, tüfek çağı olmadığını ve bu sözün ne kadar doğru olduğunu Suriye'de, Libya'da ve bugün Azerbaycan'da görüyoruz. Artık dünya şunu anlamış oldu ki yeni savaş düzeni böyle olacak. İngiliz basını haricinde tüm dünya basınında da İHA ve SİHA'larımızla ilgili haberler sürekli olarak yayınlanıyor. Fransız basınındaysa İdlib'de kullanılan İHA'ların performansı yankı uyandırmıştı. Fransız haber ajansı Agence France-Presse, Türk yapımı İHA'lar Suriye'de Türk ordusunun yardımına uçtu başlığıyla kaleme alınan haberinde İHA'ların güçlü performansından bahsetti. Haberde, Suriye'de ölen askerlerinin intikamını almak için ve bölgede güçleri dengelemek için dünyada öncü üreticilerden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor ifadelerine yer verildi. İHA'ların İdlib'de rejim güçlerine büyük kayıp yaşattığını yazan AFP, İHA'ların pilotların hayatını tehlikeye atmadan Suriye'yi vurmayı sağladığını kaydetti. İdlib'de İHA kullanımının aynı zamanda Türkiye'nin ürettiği bu araca reklam sağladığını söyleyen AFP, Türkiye'nin bu alanda öncü ihracatçı olmak istediğini ifade etti. Fransız Le Opinion gazetesinin haberinde ise Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nı Esed rejiminin İdlib'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı. Türkiye'nin NATO'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, bir haftadır Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti ifadeleri kullanıldı.
Haberde bu SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi. Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koyduğunun altı çizilmişti. Polonya basınında gündemde yerimizi almıştık. Polonya'da yayın yapan Gazeta PL adlı haber sitesi, Türkiye'nin insansız hava araçlarından övgüyle bahsetti. Türk dronları pençelerini gösterdi. Rusya'nın zafer yerine baş ağrısı var. Avrupa'nın da başlığıyla servis edilen haberde, Türk ordusunun harekatının Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtığı belirtildi. Maciej Kuarczyk imzalı haberde, Suriye'de durumun son birkaç günde büyük ölçüde kızıştığı, kimin neyi yıktığı hususunda birbiriyle çelişen çok sayıda bilginin ortaya çıktığı belirtilirken, tüm bunların yanında net olan şu ki, Türk ordusu Rusya tarafından desteklenen Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtı. Türkiye net bir şekilde çıtayı yükseltti, bunu Avrupa Birliği sınırlarında görmek de mümkün, ifadelerine yer verilmişti. Ülkemiz başarısı ve en iyisi haline gelmesi için canla başla, gece gündüz demeden çalışan Selçuk Bayraktar ve teknik ekibine, ayrıca Türk savunma sanayisine bu katkılarından dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız. Laftan öteye, çok çalıştığımızda, kendimize inandığımızda, yerli ve milli olan desteklendiğinde ki nitekim 2005 yılında Selçuk Bayraktar da böyle söylüyordu. Yani ülkemizde şöyle bir şey doğuyor bizim için. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Kuruş düzesine girecek şey sistemini biz yapıyoruz mesela. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor orada. Fransızlı yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsraillisi yapıyor, Yunanı yapıyor, bilmem nesi yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. 5 sene içinde olur, çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat bunu yakalamak. Bu teknolojiyi yakalarsa bu teknoloji uzay mekiğine dünyanın en gelişmiş teknolojileri giriyor. Keza uçağın içine de dünyanın. Yaptık. Biiznillah daha çok şey başaracağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek ve kanalımıza destek olmak için lütfen abone olup zil ikonundan bildirimleri açınız. Videoyu da beğendiğiniz zaman daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.